Sultan. Sultanım. Ya Settar. Ne yapıyorsun sen Adman? Sultanım. Ben sizin için geldim buraya. Ne demek bu? Ne demek bu? Sultanım. Sultanımız içeride, aç bak. Koşun çabuk. Koşun. Yardım edin. Hatunlar. Bu cariye sultanımızı öldürmeye çalıştı. Farklı kalfa. Yalnız o değil sultan. Amirayı da öldürmüş. Ben kapının önünde görünce girdim içeri. Sağ salim gördüm siz. Neredesin Sümbüla? Neredesin? Bu hatun olmasaydı beni öldüreceklerdi. Nasıl olur sultanım? Kim cesaret eder böyle bir şeyi? Ben ne buldum merak ediyorum Sümbül. Ben de merak ediyorum. Nasıl olur bu edası? Katiller burnumun dibine kadar girmiş. Hizmetime verdiğin carilerden biri hamamda öldürüyordu beni. Git bak şuna. Kimdir, nedir? Maksadın neymiş? Kime hizmet ediyormuş? Değil mi? Bakalım sultanım. Emriniz olur. Başın sağ olsun sultanım. Allah sabır versin. Sağ olun. Hala haber yok. Ne oldu acaba? Öğreniriz birazdan. Hatice. İyi misin? İyiyim. Biraz dinlenmek istiyorum sadece. Tabii. Sultanım. Allah Paşa Hazretlerine gani gani rahmet eylesin. Amin. Müsaadeniz olursa ben artık saraya döneyim. Karemi başıboş bırakmaya gelmez. Tabii Afife Hatun. Geldiğin için teşekkür ederim tekrar. Ben de seninle geleyim Afife Hatun. Hatice, sen de uyu, dinlen biraz. Nazlı. Sultanım. Evlatlarım nerede? Bayezid, Selim, Cihangir nasıllar, neredeler? Odalarındalar sultanım. Şehzadelerimiz afiyetteler çok şükür. Hemen benim kıyafetlerimi getirin. Çabuk! Nazlı Afife Hatun nerede?
Harem de yerinde oynuyor. Hala burada değil. Afife Hatun, Hatice Sultanımızın sarayına Mevlid'e gitmişlerdi. Onun vazifesi burada, haremde benim yanımda olmak. Hepsi bir olmuş, bana tuzak kuruyorlar. Ne malum onun da bu işin içinde olmadığı? İşte burada. Allah'ım, sen bizi koru ya Rabbel Alemin. Ölmüş bu. Sen ne yapıyordun burada? Sultanımızın yanına gidiyordum. Bir eksik gedik bir şey var mı diye. Ağayı görünce hemen koştum hamama. Kapının önünde kimse yoktu. İçeri girdim. Allah'tan vaktinde yetişmişim. Hatun neredeyse öldürecekti sultanımızı. Allah'ım, kim yaptıysa Allah'ından bulsun inşallah. Fahriye Hatun, elin dert görmesin. Vallahi Allah seni gönderdi Allah. Ağlar. Hadi geçin, alın şunu. Hadi durma. Hadi geç. Hünkârım, Hürrem Sultan geldiler. Gelsin. Hürrem? Hünkâr. Ne oldu, neyin var? Az evvel bir cariye beni öldürmek istedi. Ne diyorsun sen? Hamamdaydım. Cariyelerimden biri. Haymış meğer kapıdaki yakın cariyem ikisi de ölmüş. Ne? Kafa yedirmeseydi beni de öldüreceklerdi. Allah şükürler olsun. Beni sana ve evlatlarıma bağışladı. Hürrem, kim yapar bunu? Süleyman canımı almak isteyenler belli. Öyle olacağını biliyordum. Ben sana söyledim, İbrahim'in ölümünden herkes beni mesul tuttu. Kendilerince intikam alıyorlar. Ağlar! Bir gözün hep Hatice'de olsun Efe Hatun. Halini hiç beğenmiyorum. Merak etmeyin sultanım. Bir kalfa yolladım hizmetine. Tek vazifesi sultanımızı korumak. Sultanım. Hayırdır Mercan Ağa? Korkunç bir hadise vuku buldu sultanım. Bir cariye Hürrem sultanımızı öldürmeye teşebbüs etti. Ne diyorsun ha? Sultanımız nasıl? Çok şükür sağ salim kurtuldular. Bir kalfa son anda yetişmiş ve Hürrem sultanımızı kurtarmış. Ben sultanımıza bakayım. Mercan Ağa, sen mi müdahale ettin? Bana gerek kalmadı sultanım. Fahriye isminde bir kalfa kurtarmış Hürrem sultanı. Ah Hatice, ah. Ben sana ne diyeyim? Devran pek övdü hatunu. Muhakkak gereğini yapmıştır. O vakit neden hala ses yok? Bir aksilik oldu belli. Saraya mı gitsek? Olmaz sultanım. Şüpheleri üzerimize çekeriz. Saray karışmıştır şimdi. Nefesi kesilmiştir inşallah. O cariye peydir hizmetimdeydi. Bugüne kadar hiçbir hatasını görmedim. Belli ki birileri satın almış onu. Kanına girmişler. Sen de hayrana dön Hürrem. Bu mevzuyla bizzat alakadar olacağım. Süleyman, bana söz ver. Bu hakareti her kim bana reva görmüşse, o zavallı cariyeyi her kim üzerime salmışsa cezasını çekecek. Aksi mümkün mü? Cezasını misliyle çekecek. Gel! Hünkârım, Afife Hatun geldiler. Gelsin.
neredesin Afratun? Hünkârım bağışlayın. Hatice Sultanımızın sarayına çağırmışlardı. Mevlid'e katıldım. Hürrem, iyisin değil mi? Merak etmeyin sultanım. İyiyim şimdi. Hünkârım size de geçmiş olsun. Kim cüret etmiş, buna yakalandı mı? Henüz değil. Lakin tez vakitte yakalanacak ve cesasını ellerimle vereceğim. Ben derhal hadiseyi tetkik edeceğim. Bunu daha evvel düşünecektin. Seni defalarca ikaz ettim. Tedbir al dedim. Haremi böyle mi idare ediyorsun? Böyle mi koruyorsun ailemi? Hünkârım, ne deseniz haklısınız. Derhal tahkikat başlatacağım. Sultanımızın canına kastedenler kimse, onlara ulaşacağız. Çekilebilirsin. Fahriye Hatun, hay Allah senden razı olsun. Öyle bir beladan kurtardın ki sultanımız yüce gönlüyle dünyaları bağışlar sana. Artık sırtın yere gelmez. Bir şey istemem ağam. Ben vazifemi yaptım. Bak bak. Duydunuz mu hatunlar? Nasıl da alçak gönüllü. Böyle bir iki kalfa olsun, haremde kuş uçmaz kuş. Sümbüla. Afife hatun. Derhal izahat ver. Nasıl oldu hadise? Kim öldü, kim kaldı? Her şeyi bilmek istiyorum. Fahriye hatun anlatsın. Ne olup bittiğini en iyi o bilir. Zira sultanımızın hayatını kurtaran kendisi. Sümbüla, sen Hürrem sultanımızla alakadar ol. Siz de işinize bakın, hadi. Sen benimle gel hatun. Geç öyle karşıma, geç. Sen eski saraydan gelmiştin, öyle değil mi? Gülfem Hatun getirmişti. Doğrudur Afife Hatun. Bizzat seni tavsiye ettiğine göre onun gözüne girecek bir şeyler yapmış olman lazım. Ben yıllardır hanedanımıza hizmet ediyorum. Gülfem Hatun eski saraya gelir gider. Sağ olsunlar, pek severler beni. Bu saraya alınmam için haddim olmayarak kendilerinden rica ettim. Lütfedip yardımcı oldular bana. Maksadın neydi hatun? Ne sebeple gelmek istedin? Hususi bir sebebi yok Afife hatun. Eski saraydaki herkesin hayali buraya gelmektir. Anlat bakalım şimdi. Nasıl oldu hadise? Sultanım. Şah Sultan geliyor. Derhal dışarı çıkın. Herkes çıksın. Kardeşimle yalnız kalmak istiyorum. Ne oldu? Neden döndün sen? Siz de çıkın dedim. Sen kal Gülfem. Sen kal. Ne oluyor Şah-ı Huba? İnşallah bu saygısızlığının bir izahı vardır. Sen gayet iyi biliyorsun ne olduğunu Hatice. Neden bahsediyorsun anlamıyorum. Hürrem Sultan'ı öldürtmek için verdiğin emirden bahsediyorum. Öldü mü? Hayır. Her zamanki gibi yine beceremediniz. Hürrem sağ, yaşıyor. Ama onu öldürmeye kalkışan hatun nefes almıyor artık. Bunun bizimle alakası yok. Siz bizi neyle itham ediyorsunuz? Hatice'yi anlıyorum.
acısından ne yaptığının farkında değil. Ama sen... Sana ne oluyor Gülfem? Böyle bir duruma mani olman icap ederken nasıl alet olursun? Gülfem'in hiçbir şeyden haberi yok. Emri ben verdim. İstersen git anlat abime, zerre kadar umrunda değil. Hünkârımız çok öfkeli Hatice. Bunu senin yaptığını öğrenirse ne olacağını biliyorsun. Çok ağır kararlar verebilir. Daha ne yapabilir ki bana? O benim canımı aldı zaten. Öz kardeşin canını aldı, İbrahim'i aldı benden. Hangi karar bundan daha ağır olabilir? Ben sana beklemeni söyledim. Benden habersiz hareket etmeyin dedim. Sen beni dinlemedin. Yine Hürrem kazandı. Olan yine sana olacak. Bugün değilse yarın. Bu dünya değilse öbür dünya. Bir gün muhakkak ödeyecek bedelini. Siz böyle davranmaya devam ederseniz hiçbir şey olmaz ona. Bilakis daha da güçlenir. Olan oldu artık. Bundan sonrasına bakalım. Fahriye Kalfa öldürmüş hatunu. En azından konuşamaz. Fahriye Kalfa mı? Fahriye diye bir kalfa kurtarmış Hürrem'i. Nereden çıktıysa. Nasıl olur bu? Onun vazifesi Hürrem'i öldürmekti. Başka? Başka bir şey yok. Bütün bildiğim bu. Ne olduysa anlattım size. Seni tanımam etmem hatun. Burada çok yenisin. Ne hikmetse gelir gelmez böyle bir hadiseye karıştın. Bağışlayın fakat neden bu sorgu sual anlamıyorum. Ne kabahat işledim. Sultanımızı korumak benim vazifem. Hadisenin tek şahidi sensin. Elbet sorgu sual edileceksin. Tahkikat devam edecek hatun. Şayet söylemeyi unuttuğum bir şey olursa bana geleceksin. Anladın mı? Hünkârımız İtalya seferine benim de katılacağımı söylediler. Buna sevindim şehzadem. Zira savaş tecrübesi bir şehzade için elzemdir. Senden öğreneceğim çok şey var Malkoçoğlu. Savaşlardaki kahramanlığın herkesin dilinde. Mübalağa ediyorlar. Dik durun şehzadem. Kolunuz yukarı. Böyle. Daha hızlı olacaksınız. Şehzademizin sefere gideceği söyleniyor. Doğru mu? Evet, ilk seferi. Neden sual ettin? Hiç. Her gün talim yaparken görüyorum onu. Ne kadar heyecanlıdır kim bilir. Destur! Mirma Sultan Hazretleri! Şehzadem. Hoş geldiniz. Bir şey mi oldu Mihrim'a? Ben istedim dolaşmayı şehzadem. Ne vakittir çıkmıyordu dairesinden. İyi etmişsin. Malkoçoğlu Bali Bey'le tanış. Zannediyorum duymuşsundur ismini. Elbette şehzadem. Nasılsınız Bali Bey? Afiyettesinizdir inşallah. Saatinize duacıyım sultan. Ne yapıyorsun sen? Dikkat etsene. Önüne bakmıyorsun ki. Selim. Beyazıt. Allah büyüktür Mustafa. Sen hiç üzülme. Hürrem bugün değilse yarın cezasını bulacak. Ne demek bu validem? Eğer benden gizli saklı... Senden gizli saklı neyim olabilir Mustafa?
Lafın gelişi söyledim. Benim asıl endişem Hatice Sultan. Allah korusun, bir daha canını kıyar diye korkuyorum. Şah Sultanımız yanında. Merak etmeyin. Taşlıcalı, Lala'ma haber ver. Yarın teftişe ben de katılmak istiyorum. Taşlıcalı. Buyurun şehzadem. Neyin var senin, dinlemiyor musun beni? Başlayın şehzadem. Dalmışım. Geldiğimizden beri halin hal değil. Bir derdin, bir sıkıntın varsa söyle. Hayır şehzadem. Ne derdim olabilir? Son hadiselerden mütevellit. Bir hayli canım sıkıldı. Hepsi bu. Bir müddet daha sarayda kalacağız şehzadem. Sonra nereye gideriz bilmiyorum. Fakat validem saraya yakın bir yerde olacağımızı söyledi. Âlâ. Sık sık görüşürüz yine. Evet. Burada sizinle birlikte olmak çok güzel. Konya'da yalnızdım. Zaman nasıl da geçti. Şehzadelerimiz bir hayli büyüdü. Öyle. Beni de hatırlayamadınız. Oysa ben buradan gittiğiniz günü hatırlıyorum. Size veda etmiştim. Neden sürekli sizden ayrı kalıyorum? Üzülmeyin. Kim bilir? Belki bir gün dönerim. Kabalık ettiysen bağışlayın sultanım. Yok. Nasıl hatırlayacaksın ki? Ben gideyim artık. Esma, artık dönelim. Daha yeni geldik ama. Bu kadar kâfi. Validem merak eder beni görmeyince. Taşlıcalı. Sultanım. Aklından geçenleri tahmin edebiliyorum. Ama bir karar verdin. Neticelerine katlanacaksın. Bir an evvel toparla kendini. Sultanım, bağışlayın. Ben... Mihrimah artık yok Taşlıcalı. Unutacaksın onu. Senin tek düşünmen gereken şehzademin istikbali ve onun emniyeti. Sultanım. Sultanım, mevlid okundu mu? Okundu. Helva da dağıtıldı. Âlâ. İbrahim Paşa'nın ruhu şad olsun. Amin. Nasıl olur bu Gülfem? Derhal gidip konuşalım şu hatunla. Ne olmuş anlayalım. Neyse ne Hatice. Sen sarayda kal. Ben icap eden neyse yaparım. Elim kolum bağlı oturacak değilim. Hürrem'in aldığı her nefes hakaret bana. Yeter artık Hatice. Sabırlı olmaya mecbursun. Bu iş sandığın kadar kolay olsaydı İbrahim Paşa şu an yanında olurdu. Hatice. Bağışla beni ne olur. Seni üzmek değil niyetim. Fakat hakikat bu. Hürrem incir ağacı misali kök salmış haremde. Etrafında ne varsa yakıp yok ediyor. Ben de bu yüzden canını almak istedim zaten. Kökünü kurutmak için. Anlamıyorsun değil mi? Onun kökünü kurutacak bir kişi varsa o da hünkârımızdır. Nasıl ki Hürrem İbrahim Paşa'yı ağır ağır ölüme sürüklediyse, biz de onu aynı şekilde ağır ağır ölüme sürükleyeceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Evvela bir şu belayı def edelim. Bahsettiğiniz kalfa Hürrem'in yanında. Bu durumda daha da gözüne girecektir. Hürrem'e ne kadar yakın olursa bizim için o kadar iyi. Tabii ihanet içinde değilse.
İhtimal vermem sultanım. Hatun Mahidevran Sultan'a ölesiye bağlı. Muhakkak buna mecbur kalmıştır. Göreceğiz. Mahidevran'ı uzak tutun bu işten. Zinhar adı geçmesin. O bu işe karışırsa Mustafa'm da töhmet altında kalır. Sonra ne olacak peki? Aklındakini. İğne ile kazacağız kuyusunu Hatice. Kör bir bıçakla tek tek keseceğiz dallarını. Bıkmadan, usanmadan, sabırla. Ta ki hünkârımız Hürrem'i bir gece uykusunda dilsiz cellatlara teslim edene dek. Kimmiş beni öldürmek isteyen? Bir şey öğrenebildin mi? Sizi öldürmeye teşebbüs eden cariyeyi tetkik ettim. 2 senedir haremde, 4 aydır da sizin hizmetinizde. Hakkında herkes iyi şeyler söyledi. Tek bir hatası bile yok. Bu yüzden seçilmiş olabilir mi? Mümkündür sultanım. Bunun haricinde herkes sorgu sual ediliyor. Henüz bir malumat edinemedik. Mercan Ağa'yla konuştun mu peki? Zira ben hamamdayken buraya gelmiş. Cariyeme beni sual etmiş. Durup dururken nereden icap etmiş benimle görüşmek? Cariyeniz söyledi sultanım. Ben de görüştüm kendisiyle. Şak sultanımız yollamış sizi mevlide çağırması için. Asla gelmeyeceğim herkesin malumu iken. Nereden icap etmiş beni çağırmak? Hatice sultanımızla sizi bir araya getirip epeydir devam eden husumette son vermeyi arzu etmişler. Sen de buna inandın mı? Afife Hatun, ikimiz de biliyoruz bu hadisenin arkasında kimin olduğunu. Ya da en azından tahmin edebiliriz, öyle değil mi? Sultanım ben... Merak etme. Bu hakarete karşılık vermeyeceğim. Onları Allah'a havale ediyorum. Ama senden ricam, bundan böyle daha dikkatli ol. Canımı sana emanet etmişken emniyet içinde olmak isterim. Neyse. Fahriye Kalfa nerede derhal çağır. Gelsin. Nihayetinde canımı ona borçluyum. Kendisine bizzat teşekkür etmek istiyorum. Sultanım, ben de sizinle onun hakkında konuşacaktım. Hayrola? Mecbur kaldım sultanım. Eğer yakalansaydım hadise sizin üzerinize kalacaktı. Zira saraya beni siz aldınız. Anladım hatun. Biz de öyle tahmin ettik zaten. Şüphe eden oldu mu peki? Afife Hatun duyar duymaz sorgu sual etti beni. Belli ki şüpheleri var. Peki ya Hürrem? Hayır. Öyle korktu ki eli ayağı titriyordu. Gözü hiçbir şey görmüyordu. Başka bir şey gelmez aklına. Anlaşılan cesur ve kuvvetli olduğun kadar zekisin de. Bu iyi. Zira bundan sonra bana hizmet edeceksin. Sultanım, Fahriye Kalfa haremde yeni bu kadar itimat etmek doğru olur mu? Üstelik... Üstelik ne söyle? Sultanım, kimsenin günahını almak istemem. Lakin ondan başka hadiseyi gören bilen yok. Afife Hatun, beni unutuyorsun. Ben de oradaydım. Kendi gözlerimle gördüm. İsteseydi beni öldürebilirdi. Zira oraya kadar gelen bir katil ölümü göze almıştır, öyle değil mi? Hakkaliniz var sultanım. Ben sadece temkinli olmakta fayda var diye söyledim. Sultanım, yollayalım eski saraya gitsin. Senin bildiğin bir şey mi var? Hayır. Lakin tetkik ediyorum. Öğrenir öğrenmez size. Afife Hatun, sen Fahriye Kalfa'ya çağır. Gelsin. Bir de ben konuşayım. Hı? Sultanım.
Bağışlayın. Fark etmedim sizi. Ne yapıyorsun sen burada? Sizi bekliyordum. Zira Hürrem Sultan'ın başına gelen tatsız hadise kulağıma geldi. Allah sultanımızı size ve şehzadelerimize bağışlasın. Amin. Arzu ederseniz tahkikatı ben devralayayım. Her kimse bu bulup karşınıza çıkar diye. Lüzum yok. Bu mevzuyla bizzat alakadar olacağım. Fahriye Kalfa, söylediklerine göre eski saraydan gelmişsin. Doğrudur sultanım. 3 senedir oradayım. Sağ olsun Afife Hatun beni buraya aldılar. Nerelisin peki? Nerede doğdun? Macarım ben sultanım. Varadin'de doğdum, büyüdüm. Ailen orada mı hala? Bilmiyorum abi. Nasıl bilmiyorsun? Kimin kimsen yok mu senin yahu? Ben çok küçüktüm payitahta getirildiğimde. Hayal meyal hatırlıyorum annemi. Bir de kız kardeşim vardı. Ama şimdi nerede yaşıyor mu bilmiyorum. Fahriye Hatun, bugün hizmetimde olan 2 cariye ve 1 ağa öldürüldü. Hatta onlardan birini sen öldürdün. Zira maksadın beni korumaktı. Öyle değil mi? Elbette sultanım. Gördüğün gibi yanımda olmanın bedeli ağır. Fakat emin ol, karşımda olmanın bedeli daha ağırdır. Sümbül Ağa. Sultanım. Sana bir can borcum var. Dile benden ne dilersen. Ben vazifemi yaptım sultanım. Sizin gibi yüce gönüllü bir sultanın takdirini kazandıysam ne âlâ. Çekilebilirsin. Ne diyorsun Sümbül? Bu hatuna itimat edilir mi? Sultanım, Afife hatunum yok yere ortalığı velveleye verdi. Birini kurban edecek ki vaziyeti kurtarabilsin. Vallahi ben bu hatunu sevdim. Maşallahı var. Cabbar, cevval, bileği kuvvetli. Her daim işimize yarayabilir. Fakat yine de en doğrusunu siz bilirsiniz sultanım. O halde onu hizmetime alıyorum. Afife Hatun'a da söylersin. Emredersiniz sultanım. Hünkârım. Şahuban. Benim güzel kardeşim. Nasılsın? Afiyettesindir inşallah. Şükürler olsun. Hatice'mden başka bir üzüntüm yok. O nasıl? Nasıl olsun hünkârım? Hali perişan. Hiç uyku uyumuyor, yemek yemiyor. Gün geçtikçe acısı dinecektir elbet. Fakat yası hala bitmedi. Kolay kolay da biteceğe benzemiyor. Ben de seni bu yüzden çağırdım zaten. Hatice'min akıbetiyle alakalı bir karar verdim. Hayırlar olsun inşallah hünkârım. Bir şey mi oldu, nedir mesele? Benim kadar sen de biliyorsun. Öyle değil mi?
Karufili oğlum. Sevgili oğlum. Bütün çabalarımıza rağmen ittifakımız yavaş ilerliyor. Sultan Süleyman üzerimize gelmeden daha kesin çözümler bulmamız lazım. Haklısınız Yüce Peder. Barbaros'un gemileri İtalya kıyılarında dolaşmayı başladı. Süleyman kararlı. Eğer ölmezse istediğini alacak. Binlerce askerin koruduğu sultana nasıl ulaşmayı düşünüyorsun? Bize yardım edecekler. Biz de buradan Şövalye Antonio Primaldo'yu gönderdik. Çok yetenekli ve sadıktır. Otrantolu Primaldo'lardan mı? Evet Yüce Peder. Dedesi Antonio Primaldo 1480'de Otranto'yu Sultan Mehmed'in askerlerine karşı kahramanca savunurken can verdi. İyi bir seçim yapmışsın. Dedesi öldü. Ama kahramanlıkları hala dilden dile konuşuluyor. Şövalye dedesine layık olup bedenini İsa Mesih aşkına feda edip Hristiyanlık alemini Büyük Türk'ten kurtaracaktır. Aleksandru. Antonio Primaldo ile tanış. Kendisi Otrantolu bir şövalyedir. Papa Hazretleri tarafından gönderildi. Şş, sessiz ol Mikail. Biz de sizi bekliyorduk. Hoş geldiniz. Neden bu kadar bekletildiğim? Günlerdir limanda. Bir teknenin ambarındayım. Bağışlayın ama gerekli hazırlığı yapmadan sizi dışarı çıkaramazdık. O halde hazırlığınız tamam. Gelin. Gelin benimle. Hasan Efendi. Geçen getirdiğim malları satabildin mi? Malın 5 kuruş etmez Aleksandro Efendi. Aldığıma pişman oldum. Mallar iyi de sende iş yok. Mikail, sen limana dön. Siz de beni takip edin. Destur! Sultan Süleyman'ın Hazretleri! Oğlan elçisi Radul. Günlerdir elçi hanında bekletiliyor. Nihayet saraya çağrılmış. Yarın Sultan Süleyman'ın huzuruna kabul edilecek. Sen de yardımcısı olarak saraya gireceksin. O halde işini bitirmek için bundan daha iyi fırsat olmaz. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Yok hayır. Seni içeri almazlar. Ayrıca saraya silahlı girmen mümkün değil. Malkoçoğlu gelmiş. Kuş uçurtmuyor. Ben saraya için uzaktan da olsa Sultan Süleyman'ı görmeni istiyorum. O halde dışarı çıkmasını bekleyeceğiz. Mutlaka camiye gidecektir. Öyle değil mi? Ne zaman, hangi camiye gideceğini asla bilemeyiz. Cuma selamlığında yüzlerce asker, kuş uçurtmaz. Bu iş için en uygun yer burası. Ayda en az 1 kez kılık değiştirip çarşıyı dolaşır. Malkoçoğlu istihbarat vermiştir. Buraya hiç gelmez. Bekleyeceğiz Antonio. Gerekirse aylarca bekleyeceğiz. Seferin ana güzergahı Edirne, Filibe, Üsküp, Elbasan, Avlonya olarak hazırlandı. Her türlü yiyecek ve mühimmat menzillerde kadılar eliyle depolandı. Kadırgalar deryada emniyeti sağlayacak. Edirne'de bir müddet kalıp ardımızdan gelecek askerleri bekleyeceğiz. 2 ay içerisinde Avlonya'ya ulaşıp İtalya sahillerine taarruz edebiliriz. Venedikli taifesini ne yapacağız Paşa Hazretleri?
Venedik Doçu'nun aleyhimize herhangi bir faaliyeti yok. Cepheyi genişletmemek lazım. Venedikli taifesinin herhangi bir adavetleri vaki değildir. Venedik Balyosu'yla görüştüm. Doçu'nun dostluktan başka bir şey düşünmediğini tekrarladı. Venedik'in dostluğu yoktur. Çıkarları vardır. Şark ticaretinden dolayı bize karşı açıkça hareket etmiyor. Ama sultanımızın gönderdiği fermanlara rağmen Fransa kralı François ile birlikte Şarken'e karşı cephe kurmaya da yanaşmıyor. Bu meselenin onlar meclisinde görüşüldüğünü söyledi. Bizi oyalıyorlar paşam. Venedik kat'a bizimle hareket etmez. Kim bilir belki de Şarken ve Papa ile birlikte gizli bir ittifak kurmuşlardır bile. Haddi zatında bu yönde haberler de gelmiyor değil. Lütfi Paşa yanlış düşünüyor. Venedik'ten endişeye mahal yok. Durduk yere bize düşman edersek iki ateş arasında kalırız. Ayas Paşa, nicedir Venedik'le harp halinde değiliz. Lakin atalarım en çok onlarla savaşmışlardır. Hatta topraklarımızın uzandığı sahillerde bazı mühim kaleler hala onların elinde. Lütfi Paşa, bu vaziyette ne yapmak icap eder sence? Siz en iyisini bilirsiniz hünkârım ama ihtiyaç hasıl olursa seferin güzergahını Venedik dolaylarına çevirmek için hazırlıklı olmak gerekir. Hakkı halim var. Bu yönde tedbirinizi alın. Zümrüt Ağa nerede? Bütün gün görmedim onu. Çağırın gelsin. Sultanım, Zümrüt Ağa sarayda değil. Nereye gitti benden habersiz? Bu sabah saraydan gönderilmiş sultanım. Bir daha dönmeyecek. Ne diyorsun sen Hatun? Kim gönderdi? Valideniz Hürrem Sultanımızın emri. Babam götüreceğine söz vermişti. Ben götürsem sizi. Birlikte at bineriz. Olur mu? Ben istemiyorum. Osman. Aslan bacım. Huri Cihan'ım, Osman'ım, nasılmış benim meleklerim? Çiçek Hatun, çocukları odalarına götür. Emredersiniz. Evet, seni dinliyorum. Nedir bu ziyaretinin sebebi? Kardeşimi görmeye gelemez miyim Hatice? Bir şey olmuş belli. Zira ne vakit bana Hatice'm desen, şefkat göstersen muhakkak arkasında kötü bir şey gelir. Kötü bir şey yok. Ben sadece senin için üzülüyorum. Halin iyi değil. Ne yiyorsun, ne içiyorsun? Hasta olmandan korkuyorum. Toparlayamadım bir türlü. Aslında bir müddet buradan uzaklaşmak iyi gelir sana. Ha? Çocuklarını da alıp Manisa'ya gitsen mesela, dinlenirsin. Hem Mustafa'm en iyi şekilde ağırlar orada seni. Nereden çıktı şimdi bu?
Yoksa hünkârımız mı gönderdi seni? Hatice, çocuk değilim ben Şahuban. O günler çok eskide kaldı. Hakikat neyse sen onu söyle. Hünkârımız dünkü hadisenin arkasında senin olduğunu düşünüyor. Bu yüzden bir karar verdi hakkında. Evlatlarınla birlikte Manisa'ya gideceksin. Böyle mi buyurdu hünkârımız? Ben canımı alır da kurtulurum diyordum. Ama o azap içinde yaşamam için beni sürgün etmeye karar vermişti. Sultanım, hizmetinizde olmak büyük şeref. Lütfettiniz. Fare kalfa, gözünü kulağını dört aç. Bundan böyle canım sana emanet. Validem. Mihrima, güzel sultanım benim, hoş geldin. Hiç de hoş gelmedim. Zümrüt Ağa'yı saraydan yollamışsınız. Evet, doğru. Kovulmasını buyurdum. Bana hizmet eden bir ağayı benim bile haberim olmadan nasıl gönderirsiniz valide? Mihrima, haddini aşma. Seninle kararlarımı tartışacak değilim. Ayrıca sebebini gayet iyi biliyorsun. Bana sadakatle hizmet etmekten başka hiçbir günah yoktu. Ben biliyorum o hizmetlerin ne olduğunu. Bir ağanın sana sadık olması mühim fakat evvela bana sadık olması şartıyla. Oradan oraya mektup taşıyan bir ağa istemiyorum yanında. Gülfem Hatun. Gördüm ama sizin kadar zalimini görmedim sultanım. Hiç mi vicdanınız sızlamadı? Neden bahsediyorsun sen? Ne yapmışım? Hünkârımız Hatice Sultan'ı Manisa'ya sürgün etmiş. Kim bilir hünkârımıza neler söylediniz. Sultanımızı nelerle itham ettiniz. Bu kararı şimdi senden duyuyorum Gülfem Hatun. Fakat üzüldüğümü söyleyemem. Zira her şeyin bir bedeli var. Hatice Sultanımız masum. Neyin bedeli bu? Ne masumu Gülfem Hatun? Fahriye Kalfa olmazsa benim canımı alacaktın. Neredeyse ölüyordum. Masummuş. Validem siz neden bahsediyorsunuz? Ne ölümü? Gördüğün gibi evlatlarımın bile haberi yok bundan. Kimseye söylemedim. Zira her şeye rağmen Hatice sultanlarını böyle bilsinler istemedim. Dua ediyorum Rabbime. Evlatlarınız bir gün sizin de hakiki yüzünüzü görürler inşallah. Gülfem çık dışarı ve bir daha sakın gelme buraya. Temelli bir gidiş değil, bu döneceksin elbet. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Gitmem. Ben istemediğim müddetçe hiç kimse çıkaramaz beni buradan. Burası bizim sarayımız. İbrahim de benim. Biz bu sarayda evlendik. İyi kötü ne varsa her şeyi burada yaşadık. Hadi.
Hatice, boşuna uğraşma. Hiçbir kuvvet çıkaramaz beni buradan. Burada kaldığın müddetçe iyileşmen mümkün değil. Bu halin çocuklarını da kötü etkiliyor. En azından onlar için bir müddet. Hayır. Gitmeyeceğim. Anlıyor musun beni? Git söyle ona. Bu saraydan ancak cesedim çıkar.